Selam. Selam. Plevral efüzyon ve iletim kusuru olan ama kalp yetmezliği olmayan 10 yaşında bir hastamız var. Plevral sıvıda protein artmış mı? Artmış, o yüzden geldim. Kanser olabileceğini düşünüyoruz. Büyük ihtimalle hoşgörün dışı lenfoma. Akciğer biyopsisi yapmak istiyoruz. Ama eğer lenfomadan şüpheleniyorsanız biyopsiyi akciğere yapmayın. Koltuk altındaki lenf noblarına yapın. O yüzden geldim ben de. Bir onkoloğun yapması daha iyi olmaz mı? Yani bir onkoloğun yapması daha... Biyopsi bu, basit bir şey. Yani sen yapsan içimiz daha rahat eder abi. Tamam, yaparım tabii. Teşekkür ederim. Tamam, Emir. Kafasını yakala. Kafasını yakala. Çenesinden tutam. Tut hadi. Hadi. Tamam. Hemşire çenesinden. Lütfen yavaş biraz. Evet, çenesini tutu. Hadi. Hop hop hop. Ne bu gürültü? Ne bağırtıyorsunuz çocuğum? Hastane burası. Doktor. Doktor yok mu oyuncaklarından bir tane bir şey? Var ya senin raflarda. Kimsin ya? Ateş Bey, oğlunuzun doktoru. Ver bakalım Türkiye hemşire. Bak bakalım. Bak bakalım buraya. Bak bana. Bak bana. Ya bakalım. Aferin sana. Bak bana. Bak 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 bak. İşte bu. Aferin sana. Tamam. Tamam artık doktor, tamam. Ne yapıyorsunuz siz öyle? Çilek yiyorum. Çok garip. Size güvendi. Güven değil bu. Daha ziyade kendini koruma içgüdüsü. Da bence daha fazlası. Çünkü sanki konuştunuz onunla doktor bey. Çok bu. Maymunlar normalde çilek yemezler. Ta ki başka bir maymunun çilek yediğini görene kadar. Maymun görür, maymun yapar. Yoksa oğlunuz hala hastaneye ilk geldiği zamanki kadar kötü durumda. Evet. Siz de dışarı alabiliriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür. İstediğiniz örnekler hocam. At kuyruğum bu. Güzelmiş saçların. Akıyor aşağıya. Fahri'nin umut etmekten başka çaresi yok bence. Umut. Umut onları mahvediyor. Onun yerine mutlu olduğunda kuyruğunu sallayacak, gözlerinin içine bakacak, suratlarını yalayacak bir köpek alsalar daha iyi. Emir'in diğer çocuklar gibi olmasını istemelerinde ne yanlış var? Normal olmasını istemeleri gayet normal. Prenses konuştu. Rapunzel. Ayrıcalıklı insanlar. Kendi etraflarına bir çember çizerler. Şık, düzgün bir çember. Bu çemberin içindekiler normaldir. Dışında kalanlar, dışında kalanları güzel dövmek lazım. Eğip bükmek lazım. Ezmek, hor görmek lazım. Baştan yaratmak lazım ki çemberin içine sığabilsinler. Yok yine sığamadılar mı? Dışarıda kaldılar. O zaman direkt akıl hastanesine. Veya en güzeli orada öyle kalsınlar. Biz de onlara acıyalım. Bu çocuğa acıdığım için özür mü dileyim yani? Niye acıyorsun ki bu çocuğa? He? Hayattaki bir sürü gereksiz, manasız, samimiyetsiz, ıvır zıvır formaliteden kurtulmuş bir çocuk bu. Düşünsene. Bu ıvır zıvırla ilgileniyormuş gibi davranmak zorunda olmayan birisi. Beynimizi uyuşturan bu gereksiz, sahte, inceliklerden arınmış bir hayat. Ya ne kadar özgürleştirici. Öyle değil mi? Müthiş bir şey. Ben acımıyorum bu çocuğa. İmreniyorum.
Kıskanıyorum. Kanser değil. Hı? Çünkü bunlar lenf hücreleri değil. Ne hücreleri peki? Karaciğer. Kolunun altında karaciğer hücreleri varsa... Karaciğerinin olması gereken yerde de ne var acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.